7 yaşında bir talebemiz. Ama hafızlık yapıyor. Gündüz nahari olarak gelip giden çok zeki bir talebemiz. O kadar zeki ki, efendim ne olacak diyor, Harvard'dır, Oxford'dur, benim için fark etmez diyor bu. İyi bir hoca olacak inşallah kıymetli kardeşim. Hedefi hoca olmak. En büyük rütbe hocalık diyor bu gördüğünüz talebemiz. Ve kıymetli kardeşlerim, Afrika'daki binlerce, on binlerce Hristiyan anneden birisi. Hristiyan bir kadın. Madame Maria. Kocasını trafik kazasında kaybetmiş. Hayatta biricik çocuğu var. Okula götürüyor kayıt için. Okula gittiğiniz zaman çocuğunuzu kaydetmek için öğretmenin, okul müdürünün size bir sorusu olur. Bu çocuk Müslüman mı, Hristiyan mı? Müslümansa kızsa başını örtsün, Müslüman kıyafetini giysin, erkekse takyasını giysin, kurtasını giysin, Müslüman sınıfına yazayım ve benim öğretmenim ona yanlış yapmasın, Müslüman olduğunu bilsin der. Hristiyansa Hristiyan kıyafetiyle gelir. Bu Hristiyan kadınla bu çocuğunun elinden tutar, okula kayıt için götürür. Öğretmen sorar, Madame Maria, bu çocuk Müslüman mı, Hristiyan mı? Annenin cevabı, çocuğum Hristiyandır der. Der ama daha cümlesini tamamlamadan bu gördüğünüz evladı atılır, hayır anne der, ben Müslümanım. 7 yaşında. Oğlum ne zaman Müslüman oldun? Anne der, ben mahalledeki Müslüman arkadaşlarımla görüştüm, konuştum, karar verdim der. Ben Müslümanım der. Beni Müslüman sınıfına yazdır der. Peki der annesi. Gider takyasını alır, kurtasını alır ve Müslümanların sınıfına yazdırır. Bunun sınıfında kursumuza gelip giden talebelerimiz de var. Başlarlar kursumuza gelip gitmeye. Ve ikinci sınıfa geldiğinde bu çocuğumuz annesine der ki, anne ben medresede kalacağım. Kursumuzda kalmaya karar ver. Peki oğlum der, kalmak istiyorsan kal. Annesi getirir kursumuzu, ağlar, sızlar, gözyaşıyla sarılırlar birbirine. Çocuğumuz kursumuzda kalmaya başlar. Hoca kardeşlerimiz buna kelime-i şehadet getirtirler. İsmini de Abdullah koyarlar. Abdullah bunun ismi. Kıymetli kardeşlerim. Abdullah çok zeki bir çocuk. Ve aklınıza gelmeyecek idrak ve şuura sahip bir çocuk. Ve İlmihali okudukça, hoca efendilerin sohbetlerini dinledikçe kıymetli kardeşlerim, içinde bir volkan kaynamaya başlar. Ve bir gün der ki Abdullah, hocasının bundan bir ay evvel, tam bundan bir ay evvel, Abdullah yat saatinde kıymetli kardeşlerim, hoca efendinin kapısını çalar. Hoca efendi kapıyı açar, bakar ki Abdullah iki gözü, iki çeşme ağlıyor. Hayırdır Abdullah evladım, niye ağlıyorsun? Hocam der, benim çok büyük bir derdim var. Nedir Abdullah, hayırdır? Hocam der, ben Müslümanım. Ölürsem cennete gireceğim, öyle mi? Evettir hoca efendi. Annem Hristiyan. Ölürse cehenneme girecek, öyle mi hocam? Evettir. Hocam ben annemden ayrılmak istemiyorum der. Peki ne yapalım Abdullah? Hocam, hoca efendiler de kurstan ayrılacak diye korkuyorlar. Çok sevimli bir talebemiz. Ağlayarak der ki, hocam sizden bir şey istiyorum. Bu gece beni teheccüd vaktinde kaldırmanızı istiyorum der. Zira benim inandığım o bir olan Allah, yeri göğü yaratan Allah, kullarının duasını kabul eden Allah var ya hocam der. Ben onun huzuruna teheccüd vaktinde başımı secdeye koyacağım. Sabaha kadar yalvaracağım. Ey Allah'ım, ya canımı al secdede ya da anneme iman nasip et diyeceğim. Hocam kaldırmazsan vebalim günahım boynunadır. Hoca efendi başlar ağlamaya. Kucaklar Abdullah'ı, bağrına basar. Evladım ne demek? Senin için hepimiz kalkarız. O gece bütün talebe kardeşlerimiz teheccüde kalkarlar. Başlarlar, ya Rabbi, Abdullah'ın annesine iman nasip et ya Rabbi. İslam nasip et ya Rabbi. Abdullah gibi annesi Hristiyan olan binlerce annelere iman nasip et ya Rabbi. Babalara iman nasip et.
evlatlara Kur'an-ı Mübin'ini okumayı nasip et ya Rabbi diye dua ederler kıymetli kardeşler. Meleklerin bile ayaklarının altına kanatlarını serdiği talebe-i ulum, teheccüd vakti kalkacak, secde-i Rahman'a kapanacak ve Allah'a iltica edip dua edecek de Rabbimiz onları boş bırakır mı? Karşılıksız bırakır mı? Er ya da geç. Kul acele etmeyecek. Bazen çabuk tahakkuk eder, bazen geç tahakkuk eder. Hikmet ilahi, efendim, sabahleyin kıymetli kardeşlerim, Abdullah'ın annesi başında bir eşarp, ayağında bir etek, kursun zilini çalar. Hocam sizden bir isteğim var. Hoca efendiler eyvah derler, Abdullah'ın herhalde annesi Abdullah'ı kurstan götürmeye geldi. Hocam ne olur bana kelime-i şehadeti anlatın. Bana imanı anlatın. Bana İslam'ı anlatın. Ben Müslüman olmak istiyorum. Artık dayanamıyorum. Ne zamana kadar imansız yaşayacağım? Karar verdim Müslüman olmaya. Bu gece sabaha kadar uyuyamadım. Köleniz olayım. Yeter ki bana imanı tarif edin der. Hocaefendi kardeşlerimiz bir taraftan tekbir getiriyor. Bir taraftan kelime-i şehadet getiriyor. Bir taraftan ağlıyor. Abdullah ağlayarak koşarak geliyor. Annesinin boynuna sarılıyor. Gözyaşları tekbirlere karışıyor. Hocaefendi kardeşlerimiz telefonla arıyorlar. Hocam müjde verirseniz size bir haber vereceğiz. Abdullah'ın annesi vardı ya, evet, Müslüman oldu. Kelime-i şehadet getirdi. Adını da Zeynep koyduk. Biz de dedik ki ne olur Abdullah Müslüman, annesi Müslüman, birbirlerine sarılmış, birbirlerini iman nuru ile kucaklamış bir resmini gönderin de biz de sevinelim dedik. Allah razı olsun, onlar da kırmadılar. Evet kıymetli kardeşlerim, bir gece evvel Hristiyan olan Madame Maria ve mutsuz bir anne, bir gece sonra duanın efendim kabul ediliş sabahı, yüzünde imanın, İslam'ın nuru parlayan Zeynep abla. Cenab-ı Hak daha nice annelere, babalara iman nasip eylesin. Daha bunlar gibi binlerce, on binlerce insan kendilerine imanı, İslam'ı, Kur'an'ı anlatacak Hazreti Üstazımızın evlatlarını Türkiye'den bir an evvel gelsinler diye dört gözle beklemektedirler.